Mehmet Emin Uluş bizleri bekliyor. İyi pazarlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi pazarlar, iyi yayınlar. Çok Sen de hoş teşekkür geldin Ceylan. ederim. Ben her pazar buradayım Mehmet Emin Uluç. Sizi de bekleriz. Peki, yorucu bir iki günün ardından Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç güven tazeledi ve ikinci kez yeni döneminde başkanlık yapacak. 2 gün boyunca yaşananlar oldukça konuşuldu. Aslında 3 gündür yaşananlar oldukça konuşuldu. Aziz Yıldırım'ın basın açıklaması, ardından Ali Koç'un kongrede cevapları, dün de son olarak seçim günü. Yoğun bir gündemi vardı Fenerbahçe'nin. Tam 6.459 oyla tek aday olduğu seçimde 6.459 oy aldı Başkan Ali Koç. Neler söylersiniz? Ben 6.660 tahmininde bulunmuştum. Fena da tahmin etmemişim diye düşünüyorum. 3 günlük değil, tek günlük konuşmalara odaklanmak taraftarıyım ben. Son gün yapılan konuşmalar. Hem Aziz Bey'in hem Ali Bey'in konuşmalarının konuşmalardan ziyade kullandıkları kelimeler ve üsluplarının camiaya zarar verdiğine inanıyorum. Son gün güzel oldu. Daha düşük bir tansiyon vardı. Malumun ilamıydı. Ali Bey de motivasyonunu tamamen kongre üyelerine ve Fenerbahçe'ye çevirmişti yeniden. Olması gerektiği gibi. Benim temenni ettiğim bir durumu cümleleri dile getirdi. Bundan sonra dedi tüm motivasyonumuzu Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için kullanacağız. Çok daha sert bir Fenerbahçe göreceksiniz. Hücum eden bir Fenerbahçe göreceksiniz. Hem takım olarak hem yönetim olarak. Temennim şuydu ki Ali Bey ve yönetimi bu tavrı, bu agresif tavrı muhalefete değil de Fenerbahçe'ye karşı yapılanlara göstersinler. Umarım bundan sonra öyle bir profil izleyeceğiz. Şimdi tabii beklenen oldu. Beklenenden fazla oyla, beklenenden fazla katılımla Sayın Ali Koç koltuğunu korudu. Güven oyu, güven tazeleyerek göreve devam ediyor. Ama biz bundan sonra artık teknik direktörün kim olacağını, transferlerin ne olacağını, Fenerbahçe'nin nasıl bir takım oluşturarak yeni sezona gireceğini merak ediyoruz ki Sayın Başkan ısrarla takımımızın %70'i hazır diyor ve ilk kez şampiyonluk konusunda bu kadar iddialı demeçler veriyor. Sarı lacivert sezondan bahsediyor. Umarız Fenerbahçe'nin evine artık bir kupa gelir, bir şampiyonluk kupası gelir. 7 yıllık hasret daha da uzamadan sona erer. Evet, hemen şunu da sormak istiyorum tabii. Beklenenden yüksek bir katılım ifadesini kullandınız Mehmet Emin Uluç. Bunda Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının etkili olduğunu söyleyebilir miyiz? Fenerbahçe Genel Kurulu üyeleri başkanın arkasında durdu Ali Koç'un diyebilir miyiz? Nasıl okumak lazım? İspatlayamam ama biliyorum. Şöyle ispat. Yani dün SAT'ta sohbet imkanı bulduğumuz Evet. onlarca hatta yüzlerce kongre üyesi oldu. Ve birçok insan bunu açıkça dile getirdi. Yani bizim beklediğimiz katılım 4 ila 5 bin civarındaydı. Ama rakamın 7 bine dayanmasında etken Sayın Aziz Yıldırım'ın konuşmaları oldu. Hatta birkaç kişi yoldan beni aradılar. Biz işten çıktık. Geliyoruz. Sadece Aziz Başkan'a kızdığımız için normalde hani Ali Başkan tek başına aday oldu. Zaten seçilecek ama biz de burada senin yanındayız diyebilmek için geliyoruz dediler ve neredeyse son bölüme yetişerek oylarını kullandılar. Yani bu oyların en az 1500-2000 tanesi Aziz Yıldırım'ın konuşmaları sonrası tepki olarak stada gelip oy kullanmış kongre üyeleri tarafından gerçekleşti. Tabii dün aynı zamanda tek adaylı bir seçim olduğu için başkanlık seçiminden çok siz kıymetli büyüklerimiz, basın mensubu çalışanları, arkadaşlarımız için de şöyle bir durum söz konusuydu. Acaba teknik direktör kim olacak? Bununla ilgili sinyaller alır mıyız? Bununla ilgili istihbaratlar alır mıyız? Şüphesiz diye düşünüyorum.
Teknik adamın kim olacağı konusu sizin gündeminizde ilk maddede yer alıyordur herhalde. Yapmış olduğunuz istihbaratlar bir sonuç verdi mi diyeceğim ama görünen o ki başkandan kimse bilmiyor mu acaba? Verdi. Daha çok kafa karışıklığımız oldu. Bu anlamda Ali Bey'i gerçekten tebrik ediyorum. Serdar Dursun transferi nasıl gizemli bir şekilde bittiyse teknik direktör transferi de aynı şekilde gerçekleşecek. Görünüyor. İddialar var. Tabii bu arada Ali Bey müthiş bir duruşla, ketum bir duruşla bu konuda kimseye bir şey sızdırmıyor. Belki yönetimden bile çok sayılı ismin gelişmelerden haberi var. Ama işin tabii tek taraflı gitmediğini hatırlayalım. Yani temas edilen insanlar, teklif götürülen teknik direktörler, bunların kulüpleri, kulüp çalışanları, bu teknik direktörlerin çevresindeki insanlar, o ülkelerdeki medya mensupları, dolayısıyla haber akışını tamamen kesmek mümkün değil. Ama kesin ifadeler kullanmak da son derece güç. Çok sayıda isimle iletişim kuruldu, temasa geçildi, nabız yoklandı. Bazılarıyla direkt, bazılarıyla kulüpleri üzerinden, bazılarıyla temsilcileri üzerinden görüşmeler gerçekleşti. Bazılarına bir adım, bazılarına beş adım yaklaşıldı. Bazıları da size yaklaştı. Bunu da atlamayalım. Yani Fenerbahçe hoca ararken sadece Ali Bey ve ekibi gidip kapı çalmadı. Bazılarını Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Biz de göreve hazırız. Biz de görev almak istiyoruz şeklinde. Ama nihayetinde net bir isim ifade edemiyoruz. Slaven Bilic iddiaları vardı ki dün sağlam benim en azından güvendiğim bir kaynak kesinlikle böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ifade etti. Bunun dışında Labadia'nın ismi yeniden gündeme geldi. Benim uzun zamandır dile getirdiğim bir Bielitsa ihtimali söz konusu. Bakalım hep beraber göreceğiz. Bu arada Silva, Marco Silva olabilir mi? Neden olabilir? Listenin en sonunda derken yani garanti aday gibi görünen bir isim. Fenerbahçe en kötü ihtimalle Silva ile anlaşacaktır görünüyor. Ama açıkçası biz de herkes gibi bekliyoruz. Şu anda kesin bir ifade kullanmak mümkün değil. Dün genel kuruldan yansıyanlar vardı, olağan seçimli genel kuruldan. O da Caner Erkin mesela oy kullanmaya geldi. İyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunun tekrar altını çizdi oy kullandıktan sonra yapmış olduğu açıklamalarda. Caner'i orada görünce tabii insan ister istemez acaba takımdaki geleceği ne olacak diye düşünüyor aynı zamanda. Caner'le birlikte diğer futbolcuların da yani takımdan hep geleceklerden bahsediyoruz ama bir o kadar da gidecek olacak gibi. Çünkü Başkan Ali Koç aynı zamanda aile ortamında ve terinin son damlasına kadar mücadele edecek futbolculardan yana kullanacak tercihini anladığımız o. Caner'le ilgili şunu söyleyeyim öncelikle. Caner'in geri alınması tartışılabilirdi. Yani disiplin üzerinden gidecek olursa. Çünkü Caner'in Fenerbahçe'nin hangi şartlarda ayrıldığını herkes iyi biliyor. Teknik direktörle, teknik heyetle, yönetimle tatsız diyaloglara girmiş bir oyuncu. Ama şu var, nihayetinde tekrar Fenerbahçe'ye dönmüş. Üzerinde sarı lacivertli formayı taşıyan bir isim. Caner'e evin yaramaz çocuğu tanımlaması yapabilirim. Ağzı bozuktur Caner'in ama içi temizdir. Yani sıfır art niyetle. Yani Caner plan yapmaz. Hainlik hedeflemez. Caner içinden geçeni söyler. Ha, keşke söylerken seçtiği kelimeler daha nizami olsa temennisinde bulunabiliriz. Ama Caner'in hırsı, Fenerbahçe sevgisi, sahadaki mücadelesi bunlar çok da tartışacak şeyler değil. Artı işte biliyorsunuz 2-3 gün önce milli takımımız Avrupa Şampiyonası'ndan tatsız bir şekilde elenirken neden Caner'in kadroda olmadığı tartışıldı. Yani Caner bu ülkenin öyle ya da böyle seversiniz ya da sevmezsiniz performans anlamında birinci ya da ikinci oyuncusundan biridir mevkinde. Caner'in disiplin altında tutulabileceğine inanıyorum ben. Zaman zaman fevri hareketlerini törpülemek gerekiyor. Ama
Fenerbahçe yönetiminde bunu başarabilecek isimler var. Caner dışında da evet takımdan gönderilecek isimler bence gelecek isimler kadar önemli. Bunun mali anlamda Fenerbahçe'yi dengelemesi önemli. Tabii zaman daraldı. Teknik direktör konusunu çok daha önceden netlik kazanması gerekiyordu. Zaman daralından kastım bu. Belki siz göndermek istiyorsunuz da oyuncu gitmek istiyor mu? Ya da göndermek istediğiniz oyuncuya talipler var mı? Varsa da hangi şartlar? Mesela Samat da üzerinden konuşalım. Samat da herhalde performansı düşünüldü. Takımda kalmasını istemeyeceğiniz oyunculardan bir tanesi. Bu adamı 6 milyon euroluk mecburi satın alma bonservisi ödeyeceksiniz. Bunun dışında 2,5 milyon euro civarında bir maliyeti var. Şimdi bu adamı elden çıkartmak istediğinizde kim size bu rakamları verecek? Yani 6 milyon euroyu alabilecek misiniz? Atıyorum kiralık gönderdiniz. 2,5 milyon euro maaşı size ödeyecek olan var mı? Yine daha önce de çok örneğini gördüğümüz gibi belki de yarı yarıya maaşları ödenecek. Bunun gibi birçok oyuncu olabilir. Yani Fenerbahçe'deki ödenen rakamlar belki Türkiye standartlarının çok üstünde değildir ama Avrupa'ya göre yüksek rakamlar ödüyoruz oyunculara maalesef. Dolayısıyla ayrılık konusunda sıkıntılı süreçler yaşanabilir. Caner'le ilgili son bir şey daha ekleyeyim. Sayın Başkan Samandıra vurgusu yaptığı zaman ilk gönderecek oyuncunun Caner olduğu söylenmişti. Böyle bir iddia çıktı ortaya. Ama böyle bir şey söz konusu değil. Hatta aday olması muhtemel sonradan gerçekleşmeyen Eyüp Bey'in Sayın Başkan'la yaptığı televizyon programında da orada dile getirmişti. Caner'i örnek göstererek. Sayın Başkan'ın duruşuyla biz Caner'in bu sezon takımda olacağını kanaat getirdik. Ben Caner'in ayrılmasını beklemiyorum. Artı Caner'in fevri davranışları dışında çok büyük problem teşkil eden oyuncu olduğuna da inanmıyorum. Son olarak şunu da sorayım. Hep yeni sezona dair farklılıkları konuşuyoruz. Siz dediniz ki en hırslı dönemi belki de şampiyonluk için ilk defa bu kadar net konuştu dediniz. Bundan sonraki süreçte eski başkan Aziz Yıldırım da bundan sonra ciddi şekilde muhalefet edeceklerini söylemişti. Ali Koç'un önemli açıklamaları var Aziz Yıldırım'a cevaben yapmış olduğu. Artık çok seslilik olacak mı? Yani muhalefet sesini daha fazla duyacak mıyız sizce bu dönemde? Duyalım. Ben bundan rahatsızlık hissetmem. Duyalım. Zaten birçok insan, Fenerbahçe camiası içindeki birçok insan şu anlamda Aziz Başkan'ı eleştirdi. Ya arkadaş 3 yıl sustun şimdi neden konuşuyorsun? Keşke daha önce konuşsaydın. Ya da bekleseydin yine daha sonra konuşsaydın. Ama kongre arifesinde yapılan bu konuşma çok da hoş olmadı. Zamanlaması yani üslubunun dışında zamanlaması da birçok insana manidar geldi. Ben bundan sonra sadece Aziz Başkan'ın değil, bütün Fenerbahçe muhalefetinin doğru zamanda eleştiri yapması halinde Fenerbahçe'nin kazanacağına inanıyorum. Şöyle ki malum Fenerbahçe çok uzun zamandır ciddi hakem hatalarından, hakem atamalarından, VAR kararlarından yakınıyor. Bu kongrede de birçok insan tarafından tekrar hatırlatıldı, dile getirildi. Bu süreçlere en başından doğru tavır alınırsa, muhalefet de bu konuda yönetimi ayık olmaya davet ederse, ben bundan kârlı çıkanı Fenerbahçe olacağını düşünüyorum. Sayın Başkan da benzer ifadeler kullandı. Ali Bey, bundan sonra daha sert, daha agresif olacağız. Daha Evet. vaktinde, beklemeden, anında müdahale edeceğiz dedi. Umarım bu süreç doğru yönetilir bu sefer. Ve dediğim gibi kazanan Fenerbahçe olur. Bu arada kazanan Fenerbahçe olur derken her kulüp aslında bunu Evet. doğru zamanla doğru üslupla yapsa kazanan Türk futbolu olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Emin Uluç. Değerlendirmeleriniz için ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim kısa bir ara